Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbim. Kulli ruhu min emri rabbim. O da konular lazım. 29. söz, bekay ruh, melaike ve haşre dairdir. 4. esas hakkında malumat olan var mı? Şahs-ı manevilerden bahsediyoruz abi. Genel itibariyle. Kimin? Melaikelerin. Maddiyat aleminde melaikelerin timsalleridirler. Yani orada taayyün ediyorlar. 4. esas, hem de biz de öğrenmiş oluruz diyorsun. Sonra son esas tabii, ama bu herhalde bir derste biter mi bilmiyorum. Bitmez zannediyorum. Sonra ruha geçeceğiz. Birincisi hayattı. Şimdi 4. esas. Şu kainatın mevcudatına nazar-ı dikkat ile bakılsa görünür ki. Nereye bakıyoruz? Bu ilk mukaddeme, yani ilk cümle, önerme cümlesidir. Mesela Sani Hakim, Halik-i Zülcelal, Rahman-ı Rahim gibi başlıyorsa bu pencereyle baktıracağım demek istiyor. Şimdi ilk cümle de şu kainatın mevcudata, varlığa nazar-ı dikkat ile bakılsa görünür ki. Yani şimdiye kadar Ediyani din, filozoflar, sufiler, ilmi kelamcılar ve akılcılara göre melaike vardı. Sonra kainatın melaikesiz olamayacağını, vücudu arka tarafını anlattı. Burada da mevcudatın içine giriyoruz. Kainatın mevcudatına, varlığa nazarı dikkat ile bakılsa görünür ki ne gözüküyor? Cüziyat gibi külliyatın dahi birer şahs-ı manevisi vardır ki birer vazife-i külliyesi görünüyor. Yani her bir zerrenin mürekkebi olduğu gibi o zerrelerde mürekkep olan bir cisim, bir eşya, yani kalem, onun da ayrı bir mürekkel melaikesi var. Bir tane melek yok burada, nevi gibi. Mesela kuş nevi havada 400 bin, 100 bin. Denizin dibinde 100 bin. Nebatat 100 bin. Hayvanat yeryüzünde 100 bin, 400 bin ediyor. Şimdi her bir zerrede bu kalemin, zerresinde, atomunda mürekkel melaikesi varsa, bir de bunun, bu melaikelerin bütünselliğiyle oluşan şahs-ı manevisinin mürekkel melaikesi var. Abi külliyat deyince bugün mesela cüziyat, tamam, her bir cüz, mesela her bir çiçek dediğimiz gibi şu dağdaki çiçekleri bir külli düşünecek olursak, o zaman o dağdaki bütün çiçekleri de temsil eden bir melekten bahsedebilir miyiz? Yani böylece o dağın da böylece, evet, Türkiye'deki bütün dağların da, evet, bir, evet. O zaman böyle toplana organizasyon, şirket organizasyonu gibi oluyor. 40 bin başlı bu işte. Melaike var ya, her bin başında bin melaike. Hani bakarsan bin, baktın burada mı diyor? Zaten bunu diyor. Abi şirket organizasyonu gibi olmuş oluyor. Yani için veriyorum ya, temsil, evet, için. Şirkette de çalışanlar vardı, birimler vardı, birimlerde şefler vardı. Onlar toplanırlar, o şeflerin üzerinde başka bir sorumlu vardır. O sorumlunun üzerinde başka sorumlular. Sonra bütün şirketin bir sorumlusu vardır mesela. Bu şekilde acaba bir takım olur mu? Aynı böyle. Zaten söyleyeceğim. Onda bir hizmet-i külliye görünüyor. Hizmet-i külliye. Yoksa camit eşya birbirini tanımaz. Niye birbirine tanıyormuş gibi hareket etsin? Eşya niye teavun etsin? Mesela güneş niye dünyaya yardım etsin? Yağmur bitkilere niye medet etsin? Bitkiler niye hayvanlar? Hayvanlar niye insanlar hizmet etsin? İşte bunlar yapıyor. Mesela bir çiçek, Hasan'ın çiçek. Yani külli bir mümessili var değil mi? Evet. Cüzlerin külli bir mümessili var. O temsil ediyor. Temsil ediyor en son. Mesela bir çiçek kendince bir nakş-ı sanatı gösterip, çiçek lisan-ı haliyle Esma-i Fatır'ı zikrettiği gibi. Şimdi bunu söylemeden geç işte. Esma-i Rabbaniye demesi daha doğru olur gibi. Yönetim ya. Veya vücuda ait bir esma kullanması lazım. Fatır niye kullandı abiler? Fatır ne demek? Fıtratları, he? Tanrı
tasarımcı. Fıtrat, fatır. Abi bak şurada diyor ya, bir çiçek kendince bir nakş sanat. Yani bizzat ona bakan yönüyle olduğu için abi, hani ki bizzat kendine bakan yönü itibariyle Esma'yı gösterdiği için fatır diyor abi. Hani fatır biraz daha hassuslu ya abi. Yani hani şey demedim. Hilkat değil yani. Hayır, hilkat değil yani. Fıtrat. Yani fatır zamansız, mekansız, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, muhacelesiz, modelsiz, mikyassız, ilk ve son yapan demek. Fatır-ı Zülcelal. Böyle bir Allah. Yani deneme yapmıyor. Çok tuhaf. Mesela arabanın frenini ayarlarsın. Biz öyle. Sonra piste çıkarsın, deneme yaparsın. Olmadı. Ayar değiştirirsin. Allah yaparken mekan yok, madde yok, zaman yok, mukayese yok, taklit yok, nümune yok, misal yok, mukayese yok, muacele yok. Çekiç, el, ayak yani muacele. Öyle bir bizzat temas yok. Çekiç, penseyle, çekme, keserle, çivi çakmak da yok. İlk ve son yapıyor. İşte o zaman Allah... Tövbe yani hasta oluyorsun Allah'a böyle. Allah böyle bir Allah. Yani Allah hakikaten Allah böyle oluyor. Zaman yok. Mesela bak teravih de hatırıma geldi de. Şimdi Allah var hiçbir şey yok. Yaratmamış, karar vermemiş. Ya böyle teravih yapacak. İnsan yapacak. İki ayaklı duracak. Aç olacak. Allahümme salli ala. Ses çıkartacak. Sesin içine aklını koyacak. Sesin içine. Benden ses çıkacak. Sesimin içine akıl koyacağım. Aklımın içine vicdan olacak. Vicdanımın daha içine kalp. Onun da arkasına ruhu, da arkasına ben. Şahsiyetim. O çıkan benim sesimi başka bir cihaz götürse, bir yere alete koysa aynı ben olurum yapabilse. Ben, o benim çekirdeğimdir zaten, nüfus cüzdanımdır. Ses, insanın dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Timsali suretidir ya. Eğer mümkün olsa o sesimi, iki, mümkün olsa terimi, ter, onunla insan yaparsın. Bir damla sudan yapıldığım gibi. Bunu nasıl yapıyor? Aklı beşer cihetiyle baktığımız zaman, fatır ya, diyorsun, fesubhanallah. Yani tuhaf, hakikaten... Allah Allah'tır ya. Nasıl yapıyor? Düşünebiliyor musun? Yani Allah için tahayyülü küfür küfür değil ya. Tefekkürü küfür de değil. Nereden hatırına geldi? Bir insan yapacağım. Mevcudat ona bağlayacağım. O da düşünecek, imal edecek. Ses çıkartacak. Seslerle iletişim olacak. Somutları alemine soyutlaştıracak. Soyutla taşıyacak. Harmanlayacak. Yeniden bir şey üretecek. Tuhaf ya Allah hakikaten. Allah acayip ya. Uyuşmuş sineğe benziyoruz. Fanusun içine perişan olmuşuz. Şu dünyada donmuşuz ya. Dünya cihetiyle donmuş yani. Buz gibi sanki iceberg buzdağı. Kutuplarda yaşıyoruz. Düşünce kutuplarında yaşıyoruz. Düşünceler donmuş yani. Hele bu derslerde yoksa, bu kitaplarda okunmuyorsa, dershanelerde yoksa, vallahi külümen bitti ya. Yani bitti yani. Böyle bir bu tür tarzda konuşmalar bir yerden o hutbede biraz duyduk Cuma'da. Hemen bunu hazırlayan Diyanet'in Risale-i Nur kokusu var. Risale-i Nur kokusunu kaldırın toplumu. Yok ya bu donmuş beyinler olur ya. Bunu tam tersine söylerken tövbe estağfurullah diyor. Hoca sen her dersten sonra banyo yap imanını tazele diyor. Allah hakikaten... Nereden hatırına geldi? Ne bu ses? Sesi nasıl getiriyor? Sesi zaten şeyim ben ya, biraz kelamcı. Mesela son zamanların en güzel tespitlerinden bir tanesi Kur'an yani lafz-ı Kur'an, lafzullah illeti tamirlidir. Gelecekte bu inşallah şey olacak ki o ne kadar harika bir cümle olduğunu külliyattan. İlleti tamirlidir. Yapıyor. Nasıl yapıyor? Maddeyi nasıl değiştiriyor? Değiştiriyor işte anlattım biraz aşağıda. Madde manaya nasıl, mana maddeyi nasıl değiştiriyor? Değiştiriyor işte. Şu anda etkilendiğimiz gibi. Bak diyor ki, mesela bir çiçek, diyorlar ki niye durdun? Sanki izah ettim ben şimdi. Fatırı anlattım.
Lugat vermedim. Tabir. Bak diyor ki bir çiçek. Tamam. Normal bir hadise mi bir çiçek? Düşünün ya böyle. Big Bang'den patlamadan çiçek. O Big Bang patlamasından çiçek olur mu yani? Kim bekler? Cenab-ı Hak dese ki ey Davut. Buyur ya Rab. Senin ruhun var, cesedin yok. Ama çöl gibi bir kum yaptım. Çöl tam sana gösteriyor. Ateş gibi kaynıyor. Tahmin et bundan ne yapabilirim? Ne yapayım? Hiç çiçek hatırına gelir mi? Ya Rabbi böyle topraktan acayip bir şey çıksın ha böyle. Böyle gül olsun. Ha bir de koku olsun. Tatlı olsun, renk olsun. Estetik olsun, nazik olsun, latif olsun. İlaç olsun. Hakikaten ya. Subhanallah. Yani zaten subhanallah başka. İşte subhanallah böyle iç mamayı insan patlamaması için dışarıya atılan mamanın basıncı gibidir yani. Bir çiçek kendince bir nakş-ı sanatı gösterip lisan-ı haliyle fatır bak esma-i fatırı zikrettiği gibi. Yani zikretmek alıyor. Zikir şuradan başlar. 7 mertebesi var. En düşük şu. Davut seni zikrediyorum. Davut, 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 Davut. Birinci zikir bu. İkincisi. Davut zikidir. Davut merhametlidir. Davut anlayışlıdır. Davut gayretlidir. Bak. Sıfatların da var. Manalı. Böyle gidiyor. Sonra Davut'un vicdandaki şeyi böyle 7 mertebeyle her bir zikir. Ama biz suretine has olduk. Müşterisi olduk. Davut da böyle subhanallah subhanallah tamam. Kur'an da öyle okuyoruz ama hayatımıza geçmiyor. Çünkü geçenlerle beraber değiliz. Niye Kur'an hayatımıza geçiyor? Geçenlerle beraber değiliz. Birincisi bu. Mesela yüzünden okumayı biraz azıcık azaltıp manasına muhatap olmaya yönelse sen Kur'an'ın yerine başka bir şey mi koyuyorsun diye sorgulama başlıyor. Acayip işte. Acayip. Dokunma. Dokunma. Bizim canipte de var. Kur'an'da cari, İslam'da cari olan şeyler, sıkıntılar. Bizim camiada da caiz. Dokunma. Verme lügatını. Sık. Dört. 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 La ilahe illallah. İlim dünyasını nasıl böyle şey yapılıyor ya. Fatır hakim. Niye Esma-i Rabbaniye demedi de Fatır dedi. Dur. Esma-i Fatır'ı zikrettiği gibi. Aslında rububiyeti demesi lazım. Çiçek dedi ya. Onun Rabbi işte. Yok. Bu çiçeğin Fatır'ı zikrettiği gibi. Küreyarz bahçesi dahi. Yani bir çiçekten bahsediyor. Şimdi küreyarz bahçeymiş. Nerenin bahçesi? Bahçeymiş. Evin bahçesi olur. Bir çiçek hükmündedir. Yani bir çiçek neyse Allah'ın nazarında, Fatır'ın nazarında küreyarz bahçesi yani dünya toprağı komple de bir bahçedir. İkisi de Allah'ın nazarında eşit. Nasıl olur? İnsan nazarıyla çok zor. Bir çiçekle bütün dünyadaki çiçek nasıl eşit olur? Bizim için olmaz da. Ama güneş için bak eşit. Bütün çiçekleri hayat vermek sebep noktasında varlığa çıkmasına sebep olmak güneş için bir çiçek için neyse bizim için nihayetsiz olan çiçekler için de aynıdır. Eşit değil midir? Yaratılan güneş bir çiçekle sonsuz çiçek onun nazarında eşitse onu yaratan zat ne olur? Bak ne diyor? Bir çiçekten gitti. Gayet muntazam külli vazife-i tesbihesi vardır. Şimdi bir çiçekten küreyarza girdi. Küreyarz bahçesindeki çiçeklere ikisi eşittir diyor. Hepsinin külli vazife-i tesbihleri varmış. Tesbih insan sınıf böyle subhanallah subhanallah elhamdülillah elhamdülillah değil ya. Tesbih sıfatıdır. Tesbih onu subhanlamaktır. Hamd etmektir, tekbir getirmektir. Yani içerisiyle uyandırılmaktır yani. Uyanmaktır, olmaktır, ona dönüşmektir. Kalbi de uyandırıyorsun zikirle. İnsan. Şimdi diyor ki, nasıl ki bir meyve, bir intizam içinde bir ilanatı, tesbihatı ifade ediyor. Zahirde bir çiçek veya bir meyve, intizam içinde bir ilanatı var. Yani intizam farklılıkların bir bütünmüş gibi davranmalarının ifadesi. Mesela böbrek nizamlıdır. Karaciğer nizamlıdır. Mide
nizamlıdır. Bağırsak nizam. Hepsinin bütünselliğiyle bir intizamlıdır yani. Bir intizam içinde bir ilanatı var. Tesbihat ifade ediyor. Yani mana ifade ediyor. Tesbihat seslendirmek değil yani. Tesbihatı var. Tanımlaması var tesbihat. Subhanallah. Yani Allah'ın, Allah'ı tarif ediyor, tavsif ediyor, casusluyor. Bir çiçek Allah'a casusluyor. Ne demek casusluyor? Yani Allah kim? Ne bileyim? Nasıl bir şey? Bilmiyor. Ama çiçek diyor ki bana bak, ben ondan haber getirdim, casusladım, sana anlatayım alim gibi. Allah mulevindir, bak bana renk katmış. Ben Allah'ın imzası ve mühürüyüm. Mühürüyüm ama aynı zamanda ölüden diri çıktı. Ben ölüden diri olarak çıktım. Allah haydır dedi bak. Allah sanatkardır. Allah şudur budur diye yani üzerindeki 20 tane esma ile bizim için gayb olan Allah'ı bize ayan ediyor. Alim gibi tavsif ediyor. Casuslayıp bize getiriyor. Mesela Allah mulevindir. Nereden bileceğiz? Hiç renk yoksa. Renklendirmesiyle Allah mulevindir. O söylüyor. Sanatlı olmasıyla sanidir. Latif olmasıyla ya latiftir. Yani hiç olmayacak şeylerden çıkmasıyla Rahmandır. Yani o kadar böyle sermiş ki mesela bizim halı gibi değil. Cansız bir halı. Devamlı da sabit. Hep de eskiyor. Çiçek, yeryüzündeki halıya bak toprağa. Her zaman değiştiriyor. İşte Cenab-ı Hakk'ı böyle tesbih ediyor demek. Onu tanımlıyor. Onu bize taşıyor. Berzahlık yapıyor. Onunla bizde uyandırıyor. Zaten en düşük seviyesi olan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demeyle kalp uyanıyor. Ella biz zikrillahi tetmeynil kulub. Bütün kalpler Allah'a zikretmeyle mutmain olur. Kalp. Dört şey var. Hakikati var mesela kalbin. Sadr var, kalbi var, lüp var, fuadı var yani. Dört tane şey. Uyandırıyor bunlardan bir tanesi mutlaka. Bakma öyle. Sadr, kalp, fuat, lüp. Bunlar oradaki sistemi adı yani. Yani ceviz gibi. Yeşil kabuk. Yeşil kabuk, içindeki kahverengi kabuk, cevizin o zarı, cevizin içi. Aynı böyle. Birbirine girdirilmiş. Yani bu Subhanallah yapıyor ha. Kalbi bu yanda o. Dört taneyi. Sadr, kalp, efendim, fuat, lüb. Bunları o uyandırıyor. Tesbih. Doyuruyor. Yani çok biraz fazla durdum ama tesbihe has fikir ediliyor ya ondan al. Evet. Tesbih o sırf sureti değil ne olur. Beni sureti Subhanallah Subhanallah demek nüfus cüzdanı gibidir. Nüfus cüzdanı beni tanımlar ama beni tavsif edemez. Ha böyle bir adam var sokakta görseler nüfus cüzdanı mı? Böyle bir adam. Ama ben ne nüfus cüzdanımı düşün. Abi o zaman tesbihin sureti, kanuniyeti, hakikati, ayet şekli yapsak nasıl olur? Aynen bu. Sureti lafızdır. Yani sureti sadırdır. Sadr. Karneti kalptir. Daha bir içeri girersen fuattır. Kalpte kanuniyeti mi kalp oldu? Kalbin içindeyiz daha. Yani ama kalbin içine girince onun da bir şeyi çıkacak ayrı. Zahir bu görünüşte. Derler ya burası. Burası İstanbul. Neresi? Arnavutköy. Neresi? Taşoğlu. Tamam da hangi sokak? Hangi bina? Gibi ya. Çok tuhaf ya. Yani sadra musallat olan nefse emmaredir. Sadra. Sonra nefs-i levvame kalbe şey yapar. Kuş. Kuştur o. Kuş konar der. Mülhime fuada geliyor. Mutmaine lübe geliyor. Daha bu kalıp ha. İçi daha konuşacağız. Yani bu tesbih. Niçin dedim? Ela bi zikrillahi tetmeynil kulub. Bütün kalpler Allah'ı zikretmeyi mutmain olur da ne yani? Tesbih nedir? Allah'a casusluyor. Allah bizi taşıyor. Çiçek de taşıyor. Tesbih ediyor. Öyle de diyor. Tamam mı? Öyle de. Ya çok hoş ya. Tesbih acaba ehli tasavvuf bunun farkındadır değil mi? Ya ne yapsın kardeşim ya? Sabahtan akşama çalışıyor fabrikada şurada burada. Akşamda zaten bir sürü haber var. O kaçar mı? Çoluk çocuğun dırdırı var, zırzırı var. Kendisinde zaten meyli yok. Biraz da kolaydır böyle cennete gitme yolu. Al şu geç odaya. Yarım saatte götürüyorsun. Subhanallah, 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 subhanallah. Kafada zaten şey. Ondan sonra çok faydası olmaz olur mu? Tövbe ya. Allah'ın izniyle var. Ama oraya kanaat etme diyoruz ya. Ona sıfır oraya o kadar kanaat etme ya. Asıl saadet gibi de olma ama
Yani kanaat etme yani. Sırf tesbih bu değil yani. Öyle de kalbin abi zahiri ve batını üstad dedi ki abi Allah kalbin batınını iman ve marifet ve muhabbeti için yaratmıştır. Kalbin zahirini sahih şeylere müheyya etmiştir. Ya işte bu. Bu anlattığım şeyler o dört tane şey bu. Batınına nazargah ile aydır. Girmiyorum da. Kimse bakamaz. Marifetullah ile şey yapılmıştır. Vallahi. Bu dört tane dedim mülk tarafıdır. Öyle de koca bir ağacın heyeti umumiyesiyle gayet muntazam bir vazife-i fıtriyesi ve ubudiyeti vardır. Çiçekten ağaca öyle de koca bir ağacın heyeti umumiyesi düşün. Bursa'daki ulu çınar var ya, büyük çınar ağacı var çıkarken. Heyeti umumiyesiyle gayet muntazam bir vazife-i fıtriyesi ve ubudiyeti vardır. Yani vazife-i fıtriyesi, evamir-i tekviniye, fıtri bak şeyi, vazife-i fıtriyesi demek hılkati değil. Allah bu mevcudatın bir hılkat var, bir fıtrat var. Hılkatin en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. İman-ı billah'tır. Nereden söylüyor bunu? Neyin başında? 20. mektubun başında. Hılkatin en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Burada fıtrat dedi, yani fıtri. Ne demek o? Mesela bunun yaratılmasına Allah lazım. Bunun da benim. Bu hılkat. Hılkat itibariyle Allah'a muhtacız. Eşitiz. Kalemle ben eşitim. Domuz da kuzu eşit. Dağlar, tepeler eşit. Atomla güneş yaratılmasında hılkatte eşit. Ama bu kalem, o koyun, o çakal, o domuz, ben insan, o kuş. Bu fıtrat. Ayırın yani. Fıtratla hılkatı ayırın. Hılkatın içerisinde ben benim. Sen sensin. Bu budur. Şimdi geliyor bak fıtrat. O zaman o bir ağacın vazife-i fıtriyesi var. Fıtratı var. Nedir o? Bir manevi tarafı var yazılım. Bir de vücud haricisi var. Manevi tarafına evamiri tekviniye. Vücud harici madde tutuyoruz ya koca ağaç. Hayatı tekviniye deniliyor. O ikisinin cemi vazife-i fıtriyesi. Sonra bir ubudiyeti var. Ubudiyeti var. Ubudiyeti nedir? Ubudiyet, ad, fark, noksan kusurunu derifte etmek adına Cenab-ı Hakk'ı tavsif ediyor, tarif ediyor. Alim gibi. Kalı Mesnevi'den söylüyorum. O cümle benim değil. Her bir eşya, her bir nebat Allah'a tecessüs eder diyor. Casuslar. Allah casus ya, casus. Tecessüs eder. Yani bir baksana ya, bir ne yapıyorlar? Bir bak hele. Kim o? Bir öğrensene, gelsene bana. Aynı bunun gibi biz ağacı da gönderdik. Git esma dünyasına baksana. Allah nasıl bir şey ya? Allah nasıl bir şey? Allah diyor da yani Musa aleyhisselam demiş ya kavmi. Ya Musa, Rabbin kimdir ya? Nasıl bir şey yani? Ne yapar, ne içer? Büyük mü, küçülür mü? Çocuğu var mı, bir şey mi var mı? Demiş ki Kur'an'da, ya Musa söyle benim kullarıma ben Allah. Kulu vallahu ehad. Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ben böyleyim. Şimdi niye söyledim? Ağaç da ubudiyet ediyor. Yani gizli olan esma-i ilahiyeleri ayan ediyor. Yani 20'den ziyade esma gözüküyor diyor. Nerede söyler? Hatırladınız mı? 32. Hasna mevzusunda değil mi? Şeyde geçiyor. İnsan penceresinde. İnsanın zahirine 70'ten ziyade bir nebatatta ise 20'den ziyade esma. Ya Sani, ya Mulevin, ya Mukadir, ya Rezak, ya Hay, yani ya Fatır, ya Adl, hepsini söylüyor işte. Bu ubudiyet yapıyor. Yani sıradan bir cümle ama Allah'ı bize tanımlıyor, bize taşıyor. Allah nedir? Nasıl bir şeydir? Oraya bakıyoruz acaba, vay be, azamete bak. Dağlara bak, azamet ve kibriya. Denizler ne der? Ya Celil, ya Kebir, ya Azim. Değil mi? Bu taşlar, şey, ya dalgaların şahşahları, yağmurların zemzemeleri, rüzgarların debdebeleri. Hepsi esma ya. Nasıl bir Allah ya. Hiç böyle mutlaka denk gelmişsiniz de uçakla böyle güzel havadan karışık havaya inerken veya inerken çok güzel oluyor. Kalkarken çok güçlü olunca türbülansı olmaz. Bütün gün onun karşısına hiçbir atmosfer dayanamıyor. İnerken motorun hızı yarıya düşürüldüğü için
o bulutun içine geçerken var ya. Yani böyle o esmalar yani. O şimşek çakmaları, o atmaları, değil mi? Kaç tane esma yaşanıyor. Şey, adeta bana göre her bir hareket, her bir olay, her bir şey bir esmanın tecellisi olduğundan çabuk çabuk sırayla yaşandığından türbülans diyoruz. Yani aslında bir esmadan bir esmaya. Mesela dünyada yaşarken esma. Toprağa girince başka bir esma. Esmanın başka dairesi. Berzah başka, aynı esmanın başka dairesi. Aynı esmadayız. Aynı binanın öteki odası. Toprağın üstündeyken bir esma. O esmanın başka bir boyutu toprağın altında. O bizi de alıyor. Ondan sonra bizi de paketliyor, kargoluyor. Berzaha gitti. Aynı esma. Hep farklı bak. Nasıl tecelli? İşte ubudiyeti vardır. Nasıl bir ağaç? Yaprak. Bak bir ağacın şeyine bakın. Ağaç bir. Yaprak. Meyve. Çiçeklerinin kelimatıyla bir tesbihatı vardır. Kelimeyi görüyor musun? Dil. Yaprağın dili var. Hepsi kelimeymiş. Kelimat. Sözlerin Arapçası ne demek? Kelimat. Yani şu ağaca bak, sonata bak böyle. Ya şöyle düşüneceksin. Zevk alabilmen için, tefekkür edebilmen için sonuca bakarsan alamazsın. Ağaçtır, tamam. Ama süreçten ağaca bakarsan tefekkürün olur. Şöyle, ala var hiçbir şey yok. Modeli yok, zamanı yok, mukayesesi yok, taklidi yok, mukayesesi yok. İşte saydım. Zamansız, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz mi? İlk yapacak, böyle yapacak yani. Masaya koy bir ağacı böyle. Bunu nereden hatırına geldi? Sonra bu şartlarda biz zor ayakta duruyoruz. Değil mi? Bir bakıyorsun şu şeyde, dünyanın açık hava şeyinde ağaçlar, yapraklar, nazik yapraklar duruyor. Ben daha bir çiçeği bakamıyorum ya. Ehline telefon ediyorum. Belimi de acıttım yani. Saksı kaldır. İbrahim bunu ne yapacağız? Yok kurtlandı. Yok yaprak düştü. Yok abi balkon al. Yok abi şimdi içeri al. Lan bıktım ha. Ciddi diyorum ya. Dışarıda hiç de öyle olmuyor ya. Yaprakları kirleniyor temizliyorum. Dışarıda kimse temizlediği yok ya. Şuraya bak ya. Bir ağaç, yaprak, meyve ve çiçeklerinin kelimatı ile. Tesbihatı var. Öyle de. Yani tesbihatı var yani ifadesi var, konuşması var. Arkadaşlar tesbihat Allah'ı bizi taşıması, tanımlamasıyla. Bizde ne oluyor? Aklımız, vicdanımız, kalbimiz, ruhumuz inşa oluyor. Dönüşüyoruz. Gıda oluyor. İstidada, kabiliyete dönüşüyor. Böyle bir tanesi diyecek ki, hangi dersteydi ya? Hangi dersteydi? Abi dedi, birisi var dedi. Daha ders yapmadan önce içerideyim odada. Derse çıkacağım. Böyle ders davet ettim dedi. Aşağıladı dedi böyle aşağılar gibi. Ya ne anlatacaksınız çiçek yapraktan dedi. Ondan bahsedeceksiniz. Hangi dersteydim ya? Bu bir iki hafta için. Ondan sonra. Ya bir gel demiş bak. He? Ha şeyde Çekmeköy'de. Çiçekte, sinekte malzeme. O günde Allah var iken, hiçbir şey yokken Allah ne yapıyordu? O ders yapıldı. Evet, ondan sonra Allah ne yapıyordu? Hiçbir şey yokken Allah ne yapıyordu? Sonra Allah ilk zuhuratlarını nasıl başlattı böyle? O ders seni de getirdi mi? Hani çiçekten, yapraktan bahsediyorsun falan. Denk gelince ilk defa duyuyor. Hiçbir şey. Çıkarken demişler ne, nasıl bir şey anladın mı? Çiçek var mıydı dedi, çiçek, yaprak, böcek falan. Demiş ki çok garip, hiç tahmin etmezdim dedi. O çiçek yaprak dediğin bir, o da Allah söylüyor ha. Mesela böyle tiplere sana Allah Kur'an'ı verseler 114 tane isim bul. Sen hiç öküz, sığır, bakara ismini koyar mısın sureye dedim. Koymam dedi. Örümcek suresi var değil mi? Koyar mısın sen? İsim. Ha? Arı koyacağım. Böyle bir şey olur. Yani biz hani var ya onu söyleyesim geliyor ama deyin bari. İsa Aleyhisselam Petrus'a kızmış. Git buradan pis şeytan.
sen Tanrı gibi düşünmüyorsun. Bozulmuş İncil'de böyle bir ayet var. Git buradan pis şeytan. Şeye söylüyor. Havarilerinden bir tanesine Petrus'a. Sen Tanrı gibi düşünmüyorsun. Bir ağaç yaprak, meyve ve çiçeklerinin kelimatı ile bir tesbihatı var. Öyle de koca semavat denizi dahi kelimatı hükmünde olan güneşler. Bak bir ağacı düşündük mü abi? Yaprak var, meyve var, çiçek var. Ha şimdi koca bir semavat denizi var. Semavat. Deniz düşün. Ne yapmaya çalışıyor Davut biz biliyor musun? Tefekkürde çapımızı genişletmek için bizi olayın arkasına taşıyor. Buradan da. 33 tane tesbih o demek zaten. Subhanallah. Aynı şey tekrar değil o. Hep böyle şuradan da bak. Diye şimdi bak nereye götürecek? Koca semavat denizi. Mevcun mekfufun. Hadiste geçiyor ya. Dalgalı deniz. Esir. Sema. Koca sema, semavat denizi dahi kelimatı hükmünde olan güneşler. Kelimatını görüyor musunuz abiler? Semaz. Kelimesi nedir? Güneşler. Başka? Aylar. Yıldızlar. Ayları ile Fatih-i Zülcelal'ine tesbihat yapar. Bak hayalimizi nereye götürdü? Allah Allah. Semavat denizi. Ondan sonra koca semavat denizi. Kelimatı varmış. Güneşler, yıldızlar, aylar. Kendisi nedir? Benim ağzımı düşün. Boşluk. Bak bu boşluk semavatmış. Semavat ha bu kadar yer. Yani insan kadar küçültürsek şu kainatı, şu 7 kat sema ağız boşluğu kadar olacak. Şimdi ağzı boş dediniz ya, semavatın dahi hepsinin külli cemetli bir mesela misal veriyorum. Allah kelamı vardır. Mesela Allah diyor mu abi? O boşlukta Allah çıkıyor ya. Hani o her bir harf bir gezegen hükmündedir. Evet, yıldız. Aynen abi. Her bir harf diyor. Güneşler, yıldızlar, ayları ile Fatih-i Zülcelal'ine tesbihat yapar. Gene Fatih. Sonra hani... Şey de oldu sanki değil mi burada? Sizin söylediğiniz aslında ben de kanuniyet noktasına aldım. Bir yapraktaki kanuniyeti aynısını aldı, semaya tabik etti şu anda. Evet, orada da şöyle gibi geliyor bana abi. Burada hani bizim çıkaracağımız, ben ona bakıyorum. Yani biz nasıl buradan ne anlayacağız, ne olacak? Sanki cüziyetten külliyet kesbetmek için, yani ben hep ne görüyorum benim bakışımda? O papatya, bu gül, hepsi böyle ayrı ayrı şeyler. Yani biri çiçek, biri ot, biri ağaç, biri işte bilmem ne. Ben hep bir müstakillik görüyorum. Yani cüziyet görüyorum. Cüzi olduğum için ben de cüzi görüyorum. Bunları bir nasıl küllileştireceğim? Yani bir mekanizma lazım benim. Yani şuurumu da benim küllileştirecek. Benim o arkadaki sistemi görmem lazım. Aslında o gördüğün çiçek, bir arkaya geç, bütün çiçekleri olan, bütün onların tesbihatlarını yapan bir melaikenin görünümü o bir küçük hali. Çiçeğin de kendisine bak zaten misal verecek. En ufak o kendi taçının içerisinde yüzler diller var. İçine inersen daha da iniyor. Atomlar, aslında baktığında var. İleriye gidersen koca semavat bir şey. Aslında tek bir şey var. Ya sen böyle söyleyince şimdi abi ben de şu intikal ettim. Sistem var. Sistemin arkasında melek var dedin ya. O da sırrı vahdet olmuyor mu? Sistemin bütünlüğü sırrı vahdet zaten. Vahdet Allah'ın birliği değil vahdet. Lugata bakınca Allah'ın birliği gözüküyor. Vahdet 28 bin alemin alem ya sistem. Bütünselliği bu kadar birbirine zıt olan dağılması gerekirken bütünselliği bu sistemin birliğine vahdet denilir. Bu sistemin arkasındaki zat kim? Tevhiddir o. Hani o zaman Allah tevhid Allah'ın birliği deme. Öyle de ama öyle deme. Yani sistemin arkasındaki zatın birliği, tevhid, külli olsun. O zaman cüz'i nazarın külli oluyor. Şimdi getirecek zaten melekle ne alakası var bunları şimdi sayacak. Yani bizim bakışımız küllileşmem lazım. Yani külli aslında bir yapı var. Yani müşahhas tek bir yapı diye görme. Hepsinin tesbihatları,
temsil ettikleri bir şey var ama tek bir yapı var. Yani arkada hiçbir birbirinden bağımsız değil. Birbiriyle ilişkili. Hep beraber. İç içe, iç içe, iç içe. Bana şey geliyor temsili. Yani ben öyle hissetmiyorum. Mesela evet. Şimdi okuyunca onu görmem lazım demek ki benim. Kum saati var ya. Yukarısı geniş. Beli ince. Dibi geniş. Arkadaşlar şu beli var ya, şu beli. Alemi şehadettir. Bu alemi ervah. Alemi gayb. Burası alemi şehadet. Şu taraf da beka alemi. Ebed alemi. Ezel. Burada ezel. Alemi şehadet. Ebed. Yani şu süreçten geçiyoruz. Yani cüz'i nazarımızı burada dediğin gibi. Cüz'i nazarımızı cüz'iyetten çıkarıp küllileştirmek istiyor. Basit basit şeylerle olayları tek tek düşünüyoruz. Yani ben melaikeye iman etmezsem o zaman küllileşemem. Edemezsin. En azından takliden ettiğin zaman manen küllileşiyorsun. Yoksa olaylar tek tek oluyor. Mesela diyelim ki bir insanın, ustad diyor ki, cüz'i bir nazarınla baktığın zaman bir insan öldü. Çok da zulüm. Bir çiçek soldu diyor. Cüz'i nazarla baktım diyor. Teessüf ettim diyor. Yani bu kadar masraf birkaç günlük için olur mu? Cüz'i bak, cüz'i bir hadiseye, cüz'i bir nazarla bakarsam cüz'ileşiyorum. Bak, cüz'i bir hadiseye, cüz'i nazarla bakarsam. Çiçek ya. Yani nasıl solar ya? Bu kadar masraf bunun için mi? 10 dakika için. Hem onu o kadar çok sevenler olmuş. Kelebek bir gün yaşıyormuş. Evet, kelebek bir gün yaşıyormuş. Yani bu olur mu ya? O zaman nazarını cüz'iyetten çıkart. Külli yapman gerekiyor. İşte o dersler işte. Külli bakınca her bir cüze kül cihetiyle görüyorsun. Yani cüz'i nazarını cüz'iyete hasedersen her şeyi tek tek görürsün. Yani mesela hani şu an atom altına iniliyor ya abi. Alem melekuta yaklaştıkça bir şuurla karşılaşacaklar. Yani evet. Oraya yaklaştılar. Çok az bir şey kaldı. Az bir şey kaldı. O zaman şöyle bir şey olacak. Bir çiçeğin şeyine yani ne diyelim, biz aslında şimdi daha atomda şeyde gidiyor ama o çiçeği bir papatya incelediğinde o papatyanın o bütün enerji şeyini tutan bir şuur görecek. Şuuru görecek. Yani onun işte incelediği yaprağının atom enerji kuarkına bilmem nesine inecek ama aslında onların tümünün oluşturduğu bir şuur seviyesi bulacak. Bunun bütünlüğünü bana bir papatya gibi o yani o enerji seviyesi bir papatya gibi gözüküyor. Libası ya, papatya libası ya. Onun orada papatyadan aşağı ineceği zaman enerjisini görecek. Yani orada şunu diyeceğim. Buradaki okuduğumuz onu söylemiyor aslında. O belki bir önceki yerlerde söylüyor. O papatyanın bir şuuru zaten var. Hani her bilinmeyen her bir şeyin bir müessili var. O tezahür ya. Ha, ama biraz daha şey yaparsa o bütün çiçeklerin ayrı bir müessili olacak. O zaman abi o şuuru görecek. Bir ilk 1'den 3'e kadar olanlarda cüz'iyat işlenmiş demek. İlla ki yani o şeyler... Şöyle, bir ada nedir? Dört tarafı denizlerle çevrili değil mi? Adayı. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim yapın. Büyük ada dört tarafı denizlerle çevrili olduğu için adadır. Bir güneş vurun, suyu buharlaştırın. Ada nedir? Bizim toprak parçamız. Toprağın toprağı. Bitişik değil midir? Zahire bakarsan bizden kopuk, kaldır suyu, bizim uzantımız aynı. Zahir böyle, batın böyle işte. Nazarındaki cumhuriyeti kaldır, donukluğu kaldır. Adaydı, kopuk bizden, bizden kopuk. Onun için ada. Kaldır suyu. Suyu kaldırınca ne oldu? Ada bizden kopuk değilmiş. Bizim bitişikmiş. Evet, devam ediyorum. Yaprak, meyve, çiçeklerin kelimatı ile bir tesbihatı var. Öyle de koca semavat denizi dahi, deniz diyor. Çünkü hadiste deniz geçiyor. Kelimatı hükmünde olan güneşler, yıldızlar ve ayları ile Fatih-i Zülcelal'ine tesbihat yapar ve Sani Zülcelal'ine hamd eder ve hakeza. Ondan sonra tesbihat yapar, sonra Sani Zülcelal'ine, Fatih-i Zülcelal'ine bakın, tesbih eder. Bak, Fatih-i Zülcelal'ine tesbih yapar, Sani Zülcelal'ine hamd eder. Bize taşıdı şimdi. Mevcudat-ı hariciyenin her biri, yani vücuda gelmiş her şey, süreten camit şuursuz iken, Osman dediği gibi,
Yani mesela şimdi atomu parçalayacaklar, girdiler. Şeye geldiler, E eşittir MC kare, CEN, SEN'de. Kuantum fiziğine geldiler. Yani kuantum fiziğin kapısına dayandılar. Kuantum fiziğinde bir şey küllü olduğunu gördüler. O kendi ifadeleri. Bir şey olması gereken her yerde diyor. Diyor ki dünyada olan bir şey diyor. Kuantum fiziğine göre dünyamızdan ışık yılıyla bilmem ne kadar trilyon uzakta dahi olsa kuantum fizik altyapısına göre biraz önce suyu buharlaştığım toprakla bitişik oldu ya ada. Nasıl ki bize bitişik. Kuantum fiziğine göre aşağıdan bize bağlı. Burada olan benim şu hareketim trilyar kilometre ışık yılı o uzak bir yerde benim şu hareketim var. Ha? Aynı şuur var. Yani yarık deneyinde de gözüküyor. Demek ki maddede bir şuur var. Tanecik atıyorlar değil mi yarık deneyinde? Ondan sonra tabii ki beklediğimiz şey geliyor. İki tane yarık yapmışlar. İki tane yer çıktı. Ama birisi gözlemlediği zaman değişiyor. Gözlemlenmediği zaman, bakılmadığı zaman değişik yapıyor. Demek ki bir şuur çalışıyor. Şuur. Demiyorlar epey vardılar da. Demiyorlar. Kanaatim o. Sen hadisesinde bazı şeylere muhatap oldular. Demiyorlar. Yani melaikeye gelememiş ama çünkü eşyanın diyor Ustad 25. sözde eşyanın melekutiyetine geçmek için iman şart değil, İslam şart değil. Brahmanlar, Budistler de geçiyor. Adi beşeriyetin levazımatına sıyrılınca gayb ayrı. Daha ileride. Eşyanın melekutüne geçebiliyorlar. Onu görecekler orada. Şuurlu bir şeyi yapılanmayı görecekler. Ne haber lan? Hoş geldin diyecekler. Musan Allah Allah. Ondan sonra bunu diyebilmesi için kendilerinkisiler de söyleyecek. Yani bakacak ki eşyanın şuurla tokalaşacaklar. Mevcudat hariciyenin her biri sureten camit şuursuz iken gayet hayatken bak bunu söylüyor işte. Zahir aşu sureten camit şuursuz iken gayet hayatkarane bu. Başka şuurdanar vazifeleri, şuurdarane vazifeleri ve tesbihatlar vardır. Yani bu zahirde toprak. Topraktan ağaç yapılıyor. Bak topraktan ağaç yapılıyor. Bir fabrika kuruluyor. Sonra aynı topraktan ve aynı topraktan yapılan ağaca hiç bunlarla alakası olmayan o fabrikaya meyve takılıyor. Meyve bak anladınız mı? Topraktan fabrika kuruluyor ağaç. Kurdun bu ağaç. Sonra aynı topraktan ağaç yapmıyorsun. Daha inceleştiriyorsun. Ağaca yaprak koyuyorsun. Daha ince yapıyorsun. Çiçek koyuyorsun. Daha ince koku meyve koyuyorsun. Daha ince aynı toprağa meyveye çekirdek yazıyorsun. O zaman ne var burada? Toprak cansız ama hayatlar öteki tarafı. Mülk tarafı camit. Melekut tarafı hayatdarane, şuurdarane vazifeleri ve tesbihatları vardır. Tesbihatları yani bütünsel hareketler ediyorlar. Birbirini tanıyormuş gibi hareket ediyor. En uzağına en yakın sanki işini görüyor. Burada şöyle eşleşiyor abi. Camit şuursuz sureten mevcudat hariciye camit şuursuzken hayat karane camite karşılık geliyor. Evet şuursuz. Şuurdarane geliyor. Aferin. Vazife hayat karane bakıyor. Şuurdarane de tesbihata bakıyor. Aynen öyle. Evet maşallah. Altta da devamında da abi yani okuyunca ya da diyebiliriz. Orada da aynı eşleşme devam ediyor. Elbette diyor nasıl melaikeler bunların alem melekutta mümessilidirler. Hayat keraneye bakıyor. Tesbihatlarını ifade etmekte şuurdaraneye bakıyor. Evet ya. Evet. Biraz daha devam edince de aşağıda alem mülk ve alem şehadet diyor. Aslında biz ikisini aynı biliyoruz. Değil. Farklıymış. O zaman hayat darane alem mülke bakıyor. Şuurdarane tesbihatta yani muhtemelen o şeye bakacak. Şehadete bakacak. O kişinin kendisindeki uyanmışı şuur, yani. Çünkü şahit olduğun için şuura gerek bakıyor. Şuur gerek. Senin bakıyor. İçin var mı yok öbür mu? Öbür taraf mülke bakıyor. Aslında yazmak hayat. Lazım. Bunu. Yazalım mı? Ha, iyi olur. Sen yazsan iyi olur ya. Yine o da sırrı vahdet oluyor işte abi. Kişide uyanan yani. Ya sır oldu mu kişiye geçmesi şuur gerekiyor. Şuurdarane makamı tesbihat makamı. Evet ikisi farklı tabii ama aynı zamanda yukarıdan beri işliyor. Bir tanesi Fatır Esma-i Fatır, diğeri de
Sani Zülcelal. O da o iki esma da var yukarıda. Zülcelal diyor zaten. O da tesbihe evet. bakıyor. Sen neyse bunu şey yap. Ben okuyayım o yazarken. Ne demek istedi diye gözde gözüksün. Bir de okuyorum. Mevcudat hariciyenin her biri sureten camit şuursuz iken gayet hayat kârane, şuurdarane vazifeleri ve tesbihatları vardır. Elbette nasıl melaikeler bunların âlim-i melekutta mümessillidirler. Bunların âlim-i melekutta yani işin ilk atomun arkasındaki melekutta mümessillidirler. Tesbihatlarını ifade ederler. Bunlar dahi âlim-i mülk ve âlim-i şehadette o melaikelerin timsalleri, haneleri, mescitleri hükmündedirler. Burası, bu neymiş bu? Melaikenin timsali, hanesi, mescidiymiş şu. Timsali görüntüsü bu. Melaikenin görüntüsü bu. Hanesiymiş, mescidiymiş şu kalem. Melaikelerin timsali. Yani timsali şu demek. Güneş orada olsun. Burada ayna tut. Ayna gözükse. Güneşin, semadaki güneşin aynaya vurmasına timsal. Aynadan buraya yansırsa inikas. Aynı değil. Anladık mı? Ha, aynada görünene timsal deniyor. Timsal. Şimdi o zaman bu nedir? Donmuş melektir. Bu meleğin timsalidir. Hanesidir. Evidir yani. Oturuyor adam. Aynı zamanda bu onun mescididir. İbadet ediyor. Bu peki bunu biraz ufkunuz aç hem de hoşunuza gider. Kalemde böyle mi abi? Toprağa götürür müsünüz? Toprak meleğin timsalidir. Hanesidir. Mescididir. Vefat eden nereye giriyor? Meleklerin suretine, meleklerin mescidine gidiyor. Havalimanına giderken, uçarken mescide gidiyoruz ya. Ekseri aşağıda yapıyorlar. İslam hakim oldu mu inşallah hastanelerde, havalimanlarda, mescitler inşallah yukarıda olacak. Kabire girdik. Canlanmanız lazım. Kabir yani toprak melaikenin timsalidir. Hanesi hani ev. Köy gidince nereye gidiyorsun Halize? Evine. Evine. Niye başkasına gitmiyorsun? Senin evin orası. Ha, orası kabir işte. Sonra namaz vakti ne yapıyorsun? Bulunduğun odadan geçiyorsun salonda kıbleye dönüyorsun. Demek ki toprak, kalem, melaikelerin vücududur, vücud haricisidir, hanesidir, mescididir. O zaman vefat eden meleklerin mescidine giriyor. Ey ölüm korkusu olan, ölüm korkusu değil de firakoya, hesap korkusudur. Ama Allah'ın izniyle orucunu tutar. Sırf Allah'tan beklersen orucun karşılığını, Allah'a güvenip, itimat edip, Allah inşallah affedecek diye hadis-i şerifte dediği gibi anasından doğduğu gibi temiz çıkacak, günahsız kaza namazı, kaza oruçlar hariç diğer ulema diyorlar. Dolayısıyla vefat edince toprak gibi gözükürken sureti toprak imdadıma yetişti diyor değil mi ustad? Toprağa gidince melekler. Toprak neymiş? Kalem nedir? Çiçek nedir? Meleklerin timsalidir. Meleklerin hanesidir. Meleklerin nesidir? Mescididir. Evet. Oldu 3 tane saydı. 3 tane var. 2 tane, 2 tane. Hani, burada 3 oldu. Burada 3 oldu. Yani ikisini bir yere timsali, mescidi hanesi olabilir. Çünkü timsalle, yani mescidle haneyi daha yakın. Ben ona bakayım böyle. Timsal daha ayrı bir şey. Timsal belki buraya, mescid hane buraya olabilir. Yani timsalle... Niye acaba? Melaike, ha onu da mı yapmak istiyordun? Yani onu da yapsak şöyle olur. 3 tane var ya, timsal ayrı, mescit ayrı. Hayır, ikisi farklı şey. Bak, timsal bizimle alakası yok. O onunla, orayla bağlı, melek ve şey, Allah ile alakalı. Hane ve mescit ise şunlara bakar. Hane ve mescit ise alemi mülke bakıyor. O hane ve mescit, bu nefs-i emir, timsal ise... Varlığı bu taraftan değil, öteki tarafıdır. Yani yukarıya timsali yaz,
aşağıdakine alim-i şehadete mescit ve hane yaz ikisi. Çünkü insanın evi de aynı zamanda evi hem mescittir hem hane değil midir? İkisi onu mescidi ve hanesidir. O zaman şöyle mi oluyor abi? Timsali herkes görüyor. Mescit ve hane ise kişide uyanan gibi olmuş oluyor. Gibi. Mesela ayna. Aynanın kabiliyetine göre güneş gözükür. Renkliyse renkli, kırıksa kırık, tozluysa tozlu. Anlatsana onu bak. Mevcudat haricinin. Mevcudat haricinin. Ya yani mevcudat harici şu. Haricinin her birinin camit ve şuursuz iken. İken, şu o bak bu kalem. Aha. Hayat darane, şuur darane, vazifeleri, tesbihatları vardır. Yani şunun, şu kalem. Vazifesi, tesbihatları. Vazifesi ve tesbihatı var. Melaikeler, alem melekutta. Alem-i melekut şu. Şu mülk. Hani metinde ben biraz şey yaptım. Alem belki. Melekut yani gayb değil. Bunun arkasındaki ta lef-i mahve ispata kadar. Yani esir. Alem melekutta. Bunların tam karşılığına geliyor. Mümessilidirler. Tesbihatlarını ifade ediyorlar. O zaman mümessillik hayat darane vazifelere bakıyor. Evet. Tesbihatta şuur darane tesbihat. Ona bakıyor. Aynısı. Alem-i mülk ve alem-i şehadette de onların timsali mescit ve o meleklerin evet. Alem-i mülkte timsali mescid ve hanesidir. Evet, hanesi. O neler? Mevcudat-ı harici. Mevcudat-ı hariciyedir. Şu gözüken şu var ya şu. Aha kalemi koydum. Bu. Bunu tanımlıyor şimdi. Bu camittir diyor, şuursuzdur. Tamam. Aslında diyor bu kalem hayattardır, şuurdaranedir. Ya neresi şuurdarane? Vazifesi ve tesbihatı itibariyle. O zaman bu melaikeler alemi melekutta, yani bu kalemin şahs-ı manevisine şurada mümessili, yani bu kalemin orada melekler mümessilidir ve tesbihatlarını ifade ediyor bunun. Peki gene bu alemi mülk ve alemi şehadet, yani bunu melekut tarafında güneşin aynada vurduğu gibi timsalidir. Alem-i şehadette de bu kalem meleklerin hanesi ve evet. Mescididir. O meleğin timsali. O meleğin timsalidir. Timsali ve haneleri mescididir. Şu kalem. O mevcudada harici. Kalemi dedim. Çiçeği dedik. Fikrimiz o kadar oynamadı. Evet. Yani şimdi mezara götüreyim bunu. Mezara girelim. Kalem yerine mezar. Mevcudat hariciye. Toprak. Camit ve şuursuzdur. Hayat daranedir. Aslında şuur daranedir. Gireni tanır. Mezara gireni tanır. Bu toprağın vazifesi var. Tesbihatlar var çünkü. Bunlar çünkü donmuş melektir. Bu toprağın melekut tarafında mülk bu. Gözükmeyen yani esir, enerji, kuantum fiziği, lef-i mahve ispata kadar ki durumlarda toprağı temsil eden melekler toprağın mümessilidir, tesbihatları vardır. Şimdi bu toprak aslında o melaikenin timsalidir ve mescidi vanesidir. Vefat eden mescide gidiyor namaz kılmak için. Hanedir, biraz istirahat edeyim diye. Bazıları mescide gidiyor, bazıları meyhaneye gidiyor. Meyhaneye gidiyor. Ya o zaman sif böyle cüzi nazarını sif çiçekten şey yapmayacaksın. Hemen uygula insanın en acımasız yerini. Bugün bir tane bir nur talebesi gitti. Çok kaliteliydi be. Vefat etti. Ey amir ya. Hakikaten cenazesine gittim. Biraz yaktı beni. Fazla. 97'de askerde nurları tanımıştı. İşte onun için bina yaparken yaptırırken arka cephelerde mutlaka çalışan işçilerin sigortalı olup olmadığını şey yapmadan çalıştırmayın. Oradan düşünce iş yaptırana soruluyor. O işveren onu sormuyorlarmış. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hane ve yuvası çok güzel gidiyor. Gitti. 24. sözün bu mesele 4. dalında beyan edildiği gibi şu saray alemin Sani Zülcelali o saray içinde istihdam ettiği 4 kısım melaikenin birincisi
amelenin birincisi. Şimdi buraya şey yaparsak. Tam da siz amele dediniz değil mi az önce? Evet. Merak edin. Yok. İnşaatı anlatırken. İnşaatı amele evet. Amele çalıştırırken dedim. Mutlaka sigortalı olsun. Şimdi bir daha. Melaikeleri şimdi neyini anlatacak biliyor musunuz? Melaikelerin tasnifleri var. Yani cinsleri var, vasıflı olanları var. Yani bizzat alimi var, fazılı var. Yani çok ciddi merkezlerde çalışanı var. İnşaat işçisi, amelesi var, ustası var, mühendisi var. Dört çeşit. Dört kısım. Dört kısım evet. Ona gireceğiz. O zaman yarına bırakıyoruz. Esas bunun tafsilatı hep aktarırdım 24. sözde diye. Demek ki buraya kadar geldi. Hani insanın hücresinin bir şahs melekesi var değil mi? Evet. Hücresinin. İşte kolunun, bacağının, bir de komple bir de meke melekesi var. Var. Değil mi? Evet. Şimdi yani Cebrail Musa aleyhisselam şey yapmış ya, tokatlatmış ya Azrail aslında Azrail aleyhisselamın komple şahs melekesine değil. Evet. Yani bir hücresine tokatlatmış. Evet. Onun oradaki temessülatına diyor zaten. Yani kolunun Mekke melekenin diyelim şahs meskiyi misal olarak ona atmış tokatı. Sırf gözüne gözüken şeyi atmış. Yani öyle öyle diyor zaten. O zaman yani bütün hepsi bir cemaat oluyor değil mi? Evet cemaat oluyor. O şahs-ı manevi oluyor. Mesela diyelim ki Cebrail aleyhisselam vahiy getiriyor. Aynı zamanda onun avaneleri var. İlhamat veriyor, sunuat veriyor, tuluat veriyor, işaretler veriyor, rumuzatlar veriyor, telmihatlar veriyor. Gezegenleri tutuyor vesaire ilham ediyor. Bize ilham eden Cebrail'in avaneleridir yani. Şu derste ilim olan her yerde Cebrail aleyhisselamın sistemi aktif. Abi o zaman şimdi böyle Mehmet abinin dediği, Osman abinin dediği bunları da birleştirip bakınca biz kendimize ben demezsek biz hep meleklere şahit oluyoruz. Melekler şu anda gözümüzde ne görüyorsak bu alem. Yani çünkü meleklerin bir hiyerarşisi var, bir organizasyonu var, işte çalıştığı yerler var. Birisi amele, tarlada, birisi çobanlık yapıyor, birisi bilmem ne yapıyor. Ya o zaman bir şöyle oluyor, bizim beklediğimiz bir şey var, bir de hakikatte olan, bize hiç yabancı olmayan, sürekli gördüğümüz bir şey var. Ama bizim beklediğimiz şey, ne beklediğimiz de belli değil de, ama çok şaşıracağımız şey, doğrudan bizim gözümüzde her zaman şahit olabilirsek eğer şahit olduğumuz hakikatin bize bakan sureti olmuş oluyor ki o kendisi kendisini anlatıyor zaten. Şaşıracak şu. Şimdi bu donmuş melek ya. Evet. Onlara ben diyorum ya. Melek de şaşırıyor. Ulan bana ben diyor diyor. Zaten cehenneme girdiğin zaman insanın Malik meleği varmış. Cehennemin Mekke melekesi var. Malik. De malikmiş. Malike denir. Şimdi bak şu melek ya bu beden. Donmuş melek. Timsali bu. Bu ceset meleğin hanesi ve mescidi. Şimdi o mu? O. Buna diyor ki insan ben. Ben diyorum buna. Buna ben diyorum. Melek de diyor ki şuna bak ya. Melek diyor ki bana Hasan kendisi diyor ki benim. Şu yalana bak ya. Yalanın büyüklüğüne bak. Şimdi bir tanesi gelse bana dese ki sen kimsin? Ben Hasan. Olur mu ya? Sen kendini kim başına sen şey yapma. O sen ben sen ben senim, sen bensin. Aynıyım. Sen kana kendine bir şey vücut rengini verme. Ne deriz ya? Şimdi ya bu benim işte sensin. Hayır. Sen gibi gözüküyorsun ama benim o. Muhittin abi demiş abi. Bizi bizden de sananlar. Eyvallah. Solana demiş. Biz zaten sola da verememiş yani. Evet. Aslında abi melaike mevzusu alem melekutun sistematiğini anlama mevzusu. Yani alem şehadetle alem melekut ilişkisinin sisteminin ifadesi yani. Evet. Yani mülk ve melekut işletim yani sistemi. O yapıyı nasıl kurgulanmış? Yani işte biz atom, kuarklar, işte şu an kuantum diyoruz ya, şimdi adamlar oradan gidiyor bilimi kullanarak bir şekilde. Üstad da yani İslami literatürü ve Risale-i Nur şeyiyle
Yani ve ayet ve hadislerin işte şeylerden çözüyor. Yani o sistemi yani müşahadesini icabında. Mülk ve meleküt işletim sistemini. Çözüyor evet. Mesela uçağı uçuruyorlar. İniş ve şey diyorlar. İniş takımlar falan. Bir bakıyorsun başka devletler diyor hemen düşmüş ama bu düşmemiş falan dediler ya sizin ta. Nasıl hemen uçağın harikasını demediler. Vay be yazılımına bak ya demişler. Kaan'a demişler ki yani bu şey dedin ki yani her yaptıkları şey herkesinkisi düşmüş ilk. Bu düşmemiş. Ve inmiş. Çok mükemmel inmiş. Ama uçağın inmesine değil. Ne dedi? Yazılımı da biz yaptık. O 20 yıldır çalışılıyormuş abi o yazılımı. Öyle mi? Tabii, tabii. Siz mi yaptınız? Bilgem yaptı tabii. Allah Allah. Tabii. Onun yazılımı tamamen... 20 yıl. Tabii hepsi Bilgem. Yani TÜBİTAK Bilgem yaptı tabii. Nasıl? Ne diyorlar biliyor musun şimdi? Uçağı mülk ya. Yazılımına melekut. Bak melekut. Vay be yazılımına diye. Şimdi Osman da dediği gibi mülk ile melekut işletim sistemi çalışmasını yani uçakla yazılım nasıl uyumlu? Misalde yazıyorsunuz. Yazılan kodların hepsi misalde. Misalde. Hatta misalde. Kuantum bile abi. Kuantuma bakınca kuantum da öyle. Eğer kuantumun arkasında bir şuur göreceksek o zaman kuantum da çok önemli olmamış oluyor. Çünkü kuantumdaki bütün o olan ne varsa arkadaki sisteme münasip bir şekilde işleyen bir sistem, sistem o da. Olmuş o da sistem. Oluyor. Sende yazdığında var mı? O zaman onun arkasındaki... Mesela madde, atom, arkasındaki sistem enerji. Enerjinin arkasında kuantum fiziği. Onun arkasında esir. Onun arkasında madde hayat. Onun arkasında aynı hayat sistemi. Yani... Şu mesela şöyle düşün. Kaan uçağı düşün. Bir de yazılımını düşün. Hiç alakası yok ki, gözükmüyor ki. Sanal. Ama ehline diyor. Uçağa bakıyor. Yazılımına bak ya diyor. Lan uçağa bak niye demiyorsun? Yani yazılımla uçak nasıl uyumlu değil mi? Heh. İşte mülk ile de meleküt arasındaki iletişim, çalışır sistemin adı Melaike ya. Abi adam şimdi bakıyor abi, meleküti inkar ediyor ya, uçağa bakıyor meleküti inkar etmiyor, kendine bakıyor meleküti inkar ediyor. Aferin be. Uçağa bakıyor bir ateist, bunun yazılımına bak ya diyor, gözükmeyen, vücudu olmayan, ağırlığı hacmi olmayan yazılım. Vay be yazılımına bak diyor, inkar etmiyor melekütünü. İnsana bakıyor, melekütünü inkar ediyor. Manevi dünyasını, sanatkarın yazılımını inkar ediyor. Şimdi meleklere iman var değil mi abi? Var. Şimdi o zaman biz de ne okuduk abi şimdi? Melek bahisi oku değil mi? Biz neyiz abi? Donmuş meleğiz. Kendimizden eminiz dedik ya başta. İman neydi peki? Meleklere şey iman değil mi orada? Evet melek de emin oluyor. İman demek emin olmaktır. İşte biraz önce dedim ya. Şimdi bu donmuş melek midir? Meleğin timsalidir bu. Meleğin hanesidir bu. Meleğin mescididir bu. Ama bu melek şuurlu mu? Şuurlu. Şimdi ben bana aşağı buradan bana bakıyor. Ben diyor bu benim elim. Melek diyor olan bu kadar kuyruklu yalan olamaz ya. Bana adama bak ya beni kendi zannediyor diyor. Melek diyor ki Hasan benim elim derken melek diyor ki burada beni kendisini zannediyor. Yedi kafayı diyor ya. Ama şimdi bir tane şey var ki abi, onun melekken melekesi olmaması lazım. Çünkü melek onu şey yapmış, ikaz etmiş yani. Şey, o nedir abi? Sıra insan mıdır, ene midir artık bilmiyorum ama. Öyle olması lazım abi şu anlığına göre. Sıra insanda bir şey yok ki, içini bilmiyoruz. Orada melek yok ki. Zaten şimdi burada alem melekut bu, alem melekut sistemi. Bunun bir daha evet. Geçtiğin zaman alem mana mı var abi? Evet. Yani mülk var. Yani çok şey. İşte oraya geçtiğinde artık meleke sistemi bitiyor. İlk önce melekutten sonra alemi misal geliyor. Alemi mana geliyor. Doğru. Bitmesi gerekiyor.
Alem Melekut'tan sonra artık Esma-i Cilvesi'ye şeye geçmen lazım. Doğru. Şehadetin o aslında arka şeyi ise de çalışması senin manaya ait bir ise. Neyi bir daha? Geçemeyecek. Tamam. Şimdi Cenab-ı Allah insana halk edince melekler inkar etti ya. Yani doğrusu itiraz etti ya. Yani insanı mı yaratacaksın Fidel? Meleklerin itirazını mı diyorsun? Evet, evet. İtiraz etti değil mi? Peki o zaman niye itiraz etti? Kendisi de melekti, yaratılışı da melekti. Ama vücuda gelmemiş, yazılımına bakmış. Dedi ki melekler nereye şey yapmış? Lef-i Mahfuz'daki insanoğlunun yazılımına bakmış. İşte o yazılım, o şey yazılım ne abi? O yazılım konuşumuza göre melek bu. Ne dedik? Hangi yazılım? İnsanın yani itira etti ya melekler insana. İtira etti yani dedi ki sen de yeryüzünü kana bulacak. Ama o zatî bir şey vardı. Onlar zatı tecelli olmadığı için anlayamıyorlar. Onda donanım yok. Ruhun belki kanunun bir tarafıdır abi. Ne fark var diyor. Onu göremiyor yani. Onun üstündeki. Tamam o zaman bizim de melekler ne fark var? Ama melek üstünü göremedi ki Mehmet. Zatî sende bir yazılım var, tecelli var. Yani biraz zatî tayyün, taşahhus var sende. Melaike onu göremiyor. Ya ne oluyor ya? Niye şey yapıyorsun? Benim bildiğim bir sır var diyor. Onlar alet demiştik. Bilmediniz çünkü o alt şeyde işte kalıyor orada, geçemiyor o tarafa. Gerçek donanım yok. Eski derste söylemiştik ya, onlar bir alet gibi yani. Hani sen kullandığın bir şey gibi zaten. Terakki hani onlar düşünmüyor, terakki değil. Sen nasıl bu kolu kullanıyorsun, bu alet. Sen bunu kullanıyorsun, kullandığın bir şey alet noktasında. Sen öyle bir şey değil, sen düşünüyorsun, kullanansın sen. Farkındasın. Peki Cebrail aleyhisselam, Miraç'ta ben bir adım atarsam yanarım, sen gideceksin dedi. Neydi? İşte bak, ne oldu abi? Oraya kadar o. Ondan sonra o yok artık. Onun sistemi çalışmaz mı? O sistem yok artık, melek o yok. Peki şöyle diyeyim. Melaikelerle... Bak daha ilerisini götürürüm sana. Cebrail aleyhisselamla konuştu mu? Arkadaş, biz ona iman ediyoruz. İman gaybadır. Bizim gaybımız peygamberimizin gaybı mıdır? Yok. Ahirete iman ediyoruz. Ama gitti girdi. Meleklere iman ediyoruz. Meleklerle konuştu. İmanı bitti mi peygamberin? Nedir peki? Yani insandaki fark yazılımının hadsizliği olmuş oluyor. Ya. Peki kabı kavsene girdi. İmkan ve vücub ortası bitti. İman bitti mi? Bitmedi. Ne oldu o zaman? Hadi bakalım çözün. İman peygamberde bitti mi tövbe? Biterse olmaz zaten. İman neydi? Gaybaydı. Peki iman nereden geliyordu? İman nereden geliyordu? Esma'dan değil, sıfattan değil, şuunattan değil, zatından. Zata... Onlar tabii onlar geçti. Bak sana ne diyorum. Lef-i Mahfuz'dan sonra bir adım atamam dedi ya Cebrail. Melaike değil mi? İşte bak ben onu demek istiyorum abi. Şimdi o atamayan kişi başka bir yazılım. Evet başka bir yazılım. Aferin işte. Abi. Yazı ene işte o. O da geçiyor çünkü. Peygamberin vücudu ne? Cismiyle gitmedi mi? Cismiyle gitti. Arşa kadar gitti diyor. Arşa kadar. Tamam. Lef-i Mahfuz'un üstü değil mi yine? Cismi mübareke artık öyle bir şey oluyor ki. Ama cismi bilemiyor. Bizim hesabını kesmek şöyle normal bir cismi. Ruh cismi bir olmuş artık, karışmış. O cismaniyeti. Tam doğru. Cismaniyetin mahiyetine ya geçiyor. Ya orada melekeler ne oldu abi? Ha o da... Ya melekeler de işte şey var ama. Cebrail aleyhisselamın şimdi azami şey yaptığı, mümessil olduğu Şecere-i İlkat'taki yer Lev-i Mahfuz. Azrail Aleyhisselam'ın belli. İşte İsrafil Aleyhisselam'ın belli. Oradaki her bir katmanda o makama geldiğinde yazılım, yani oradaki o melekenin sistemi Cebrail Lef-i Mahfuz'a gözükmüş oluyor artık yani. Oradan öteri diğerleri eşit. Diğerleri? Ne? Yok yok hacım yok. Sen cismi söyledin. Yok yazılım olarak. Sen yani. Cismi söyledin baş değiştirdin. Abi mesela melekeyi mukarrabin var. Allah seyredin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sesi yükseltsene. Mehmet abi. Sure. Hep gelmiyorsun, hep konuşuyorsun o ben ya. Mehmet abi sesini açmayın. Sureti kavmiyetini çözmezseniz böyle konuşamazsınız diyor. Ooo. Söz verecek ha. Yardım ettirilmem istendi. Hadi ettirgen fiilleri kullanma.
Hazırhane makamdan muhatabe makamına gitti kardeş. Tamam. Kim? Öncesi hazırdı, sonra muhatap bir makama çıktı. Tamam. Ne oldu diyor ya Hasan abi. Bir yere kadar, bakın Sidret-i Münteha'ya kadar marifet vardı. Gaybane bir marifet vardı. Gaybane tip bir tefekkür ubudiyeti vardı. Gaybane'nin evet. Hazırhane ve muhatabane makamına geri çıktı diyor değil mi? Evet, hazırhane ve muhatabane makamı sırayla. O zaman biz melek. Hazırhane arşta, kavkasende muhatabane makam. Ayırıyorsun. Yok öyle demiyor abi. Ayırıyor. Hazırhane muhatabane. Tamam, onu da ayırıyor. Ayet-i Kübra'da iki tane makam var ya, onu da şey yapıyor. Mesela birinci makam neydi? Gaybani. İkinci makam nedir Ayet-i Kübra? Muhatap. Muhatap. Yani şu, Elhamdülillah Rabbil Alemin. Demek alemler o, ben, sen, o. O, huzur ve hitap makamı da. Er-Rahman Rahim, o Rahman Rahim. Hala o, ben, sen, o. Maliki Yevmiddin, o. O din günü say. Ya kenabudu ve ya kenesteyn, o yok. Sen, ben sen. Hazırhane oldu. Evet, hazırhane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacat. Evet, hazırhane oldu. Ya kenabudu ve ya kenesteyn'e kadar gaybane. Hala gayb devam ediyor. Hazırhane oldu. Ama iman biter mi? Bitmez. Onun da bulunduğu yere göre bir ilesi gaybdır. Çünkü iman esmadan değil, esmada var. Esma değil, esma da içinde. Sıfat değil, o da içinde. Şunat değil. Mahiyeti zatiyeden geldi ya. Üniversite diplomasında, ilkokul, ortaokul diploması olduğu gibi. İman Allah'ın zatının nuru olduğu için içerisinde şunat, sıfat, esma da var. Yani yukarıdan aşağıya. Dolayısıyla kabu kalp sene girince hala gayiplik ona devam ediyor. Bizim için gayb ona şehadet. Mesela diyelim şöyle diyeyim. Bazı insanlar cine inanmakta zorluk çekiyor. Nur talebeleri için gayet normal. Benim için şuhuttur. Yani gayb değil yani gibi. Fizikçi için melekut gayb değil. Şuhut gibi. Gibi oluyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mehmet abi hazırhane ile muhataplık da ayırdın değil mi Mehmet abi? Ayırıyor zaten abi. Hazırhane virgül muhataba suretinde. Muhataba. Muhataba ile hazırı nasıl ayırdın abi? Hazırhane makamı arş, ondan sonraki kabu kavsen makamı muhatabane. Evet. Çünkü arşa kadar kainat çünkü. Ondan sonra şeceli. Evet, arşa kadar gaybane marifet. Neden hazır oluyor da? Hazır değil, oradan aslında gaybane diyecek mi? Ondan sonra hazırhane muhatabane makamı. Muhatap ben sordum. Melaikede gayb var çünkü evet. Abi. Muhataplık yok. Melaikede gayb var. Hazırhanede esma seviyesi kardeşim. Melaikede ne esma seviyesi oluyor? O da tecelliyat değil mi? Cilve cemal olmuyor mu? Hayır, cilve değil. Esmanın artık maksimum arştasın ya. Arştaki makam o. Nereye gittin? Arş neydi? İmkan ve vücuttan sonra ne oluyor? O meculdur artık. Nur-u Muhammed'i. İşte orada geçermiş değil mi abi? Oraya kadar. İmkan ve vücut ortasına girdi. O kadar. Cebrail Aleyhisselam diyorlar. Ha yok. Cebrail Aleyhisselam. Lef-i Mahfuz. Ben Efendimiz'in orada geçmişti. Onu da geçti ya. Kabu kalbisi imkan ve vücut ortasına. Omak. O zaman şimdi Mehmet abinin söylediğinden ben şunu anladım abi. Bugün okuduğumuzdan cüziyatta nasıl şey diyorsa külliyatta da görünür dedi yani. Orada melaikelere iman tamam cüzi küllileştin öyle bir küllileştin ki İsrafil aleyhisselamı makamı olan arşa küllileştiğinde artık hazır hali oluyor. Niye? Çünkü Esma'nın perdesiz tecellisi var orada. Davut. Efendim abi. Sende bir makam olsa veyse bir feyiz, huzur, namazda vesaire. Bütün hücreler etkilenmez mi? Etkilenir. Yani der misin ki huzur sırf bir parçama ait.
Bedenimle hiç alakası yok. Bedenine yansımıyor mu? Herkes hissesini alıyor. İyi dinler. Peygamber aleyhissalatü vesselam arşa kadar gidince ne oldu bütün her şeyi? Bedenindeki ceset, cisim, cismaniyet esmanın perdesiz haline gelmiş. Onu arıyordum. Esmaniyetin mahiyetine geçiyor. Evet, geçmiş esma. Sonra esmanın perdesiz tecelli ettiği arş. Sonra o isimler, ism-i azamlar başlıyor. İsmi azamlar artık. Arşa kadar. Melekler ismi azamları geçememişler değil mi? Oraya geçiş yapamıyorlar. Arşa azam. Evet. Arşa azama şey yapıyorlar. Yani şöyle, şimdi nereye götüreceğim? Bunlar hep malzemeydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedim ya bir huzur oldu namazda. Senin bütün hasselerin, istidatların hissesini alıyor ya huzurda veya sıkıntıda. Hücrelerin de hissesini alıyor mu? Allah Resulü Kab-ı Kavsen'e gidince gaybane, muhataba makamına çıkıyor. Çıktı. Orada muhatap olunca aldığı şey yani bedeni mübarekine muhatap oldu ya. O beden ne oldu biliyor musunuz? O bedene böyle kalmadı. O beden bedendir ama şeceri hilkat oldu. Her zerresine nüfus etti. Onun için Azrail gelince diyor ya ayıramadım ben senin evet. Şeyini. Bak şimdi. Soruyor, şöyle yapayım. Ben şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim şey olmadı mı? Huzur. Şimdi namaz kılan adam öyle terakki ediyor. Ayak bastığım yer alemi şehadet. Takkem Kab-ı Kavsen. Geçtim. Ben ilk önce bilinenden anlatayım. Sıkıntı olduğum zaman fikriyatım, hissiyatım, hasselerim, zerrelerim etkilenmeyecek mi? Yani sıkıntı. Kötü bir haber geldi. Sırf kulağım az. Bu tarafında etkilendi. Burama da vurdu. Öyle mi? Heh. Huzur dahi olsa her taraf etkilendi mi abi? Etkilendi. Heh. Ona dönüştü mü beden? Beden ona dönüştü. Arşa kadar kainat kimin cesediydi? İsrafil'in cesedi. Eğer biz kainattan çıksak böyle çıksak kainat önümüze gelse berzah cennet cehennem diyor. Meğer İsrafil'in cesediymiş. İsrafil'in cesedi. Çıkan kim abi? He? Çıkan kim? Ne çıkan? Kainatta çıktı işte. Sen işte sen olsan. Sen şimdi sana Allah sana bu dedi ki sen terakki ediyorsun. Terakki ediyorsun. Yerdelere, kainattan yerdelere, çıkıyor. Çıkıyor. Çık. Kainatı ya Rab ben uzaktan seyretmek istiyorum. İkinci şuradan söylüyorum. Kainat arştan aşağı. Cennet, cehennem, daire ilim, daire imana, alem misal, alem erva, alem bir sürü alemler var. Hepsini bir baktığınızda kainat diyorduk ama İsrafil'in cesediymiş yani. Yani burada bulunan bir karınca Hasan'da olduğunu bilir mi? Bak kainat küçüldü. Şurada bir karınca Hasan'da olduğunu bilir mi? Niye bilemez? İhata edemez ki. Karınca çıkacak karşıma o zaman Hasan diyecek. Biz de böyle görsek. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi kainata arşa girince ne oldu? İsrafil'in bedeni gibi o. Lef-i Mahfuz'a girince ne oldu? Cebrail aleyhisselam. Tazamun etti. Gelmiş kendini görüyormuş. Arşa gidince ne oldu? Azrail aleyhisselam. Evet. Kab-ı Kavsen'e gidince ne oldu? Bütün şeceri hilkat oldu. Onun için Hazreti Ali diyor ki bas ya Resulallah mescitte tabela asılacak. Ya Ali benim bir halim var ki gelirse kaldıramazsın. Ben Allah'ın aslanı değil miyim? Ama ipek girdi. O an gelmesin mi? Vahiy. Hop! Devenin diyor inlemesi gibi inleyerek. Aynı böyle geçiyor. Devenin inlemesi gibi yere yapışmış. Bir bakayım demiş ya bu nasıl bir şey ya. Bir baktım ki kafası yok. Aşağıya baktım. Bende delmiş geçmiş ayağı yok. Arşı ferşe bağlamış meğer. Vahiy geliyor, gelmiş. O anda. Size. Deve bile çökermiş vahiy gelirken. Deve. Hazreti Ali. Şimdi bu Kavsen'e gitti ya, burada keseceğim. Baktım dumanı çek bizi.
kalp seni gittince o tamamen şeceri hilkate dönüştü. Tamamen. Bunun adı ne oldu? Şahsiyeti Muhammedi oldu. Bir tane mesela çekirdek Nuru Muhammedi. Meyve Hakikat Ahmediye. Ağacın görünüşü Maddi Hayat-ı Muhammediye. Ağacın görünmeye manevi tarafı Manevi Hayat-ı Muhammediye. Komplesi Şahsiyeti Muhammediye. Aleyhissalatü vesselam. Kimin ümmetiyiz? Anlıyor musunuz? Kime muhatabız? Kimin ümmetiyiz? Niye o peygamberler ümmeti olmak istemiş? Thank you.